gelmişti, görev aldı. Çalışmadığı kurumlarda da hep girdi çıktı. Ben şunu söyleyeyim. En son köyün mütevellisi olduğu için bana geldiğinde tebrik için geldiler. Mütevelli heyetiyle birlikte, diğer mütevelli heyetiyle birlikte. Benden iki şey istemişti. Zaten ondan sonra da gelemedi. Biraz yani kısa bir zaman sonra rahatsızlandı. Bir daha da uğramadı. Ali iki şey istedi. İstediği şeylerden biri minarenin boyanması dedi, tamir edilmesi. Tabii onu biz hazırız, yaparız dedik. Fakat izin gerekiyor çünkü iskele kurulacak falan. Bir mühendisle görüşüyoruz dedi, hazırlıyorlar dedi, müftüm dedi. Onlar en kısa zamanda size gelip haber edeceğim dedi. Tabii gelip haber edemedi. İkinci şey, dedi ki Ramazan'da biz dedi köyde iftar yapmak istiyoruz dedi. Biz dedi mütevelli heyeti olarak, dedim ya Ali daha 5 ay var, dur dedim falan. Dedi ki ya müftüm dedi, biz yazalım şimdi de yer tutalım, ne olur ne olmaz dedi. Tabii biz o zaman da bunu not etmiştik. İnşallah Ali'ye tabii nasip olmadı. Bunu Ali yapacaktı mütevelli heyetiyle, köylüyle beraber. İnşallah biz de arkadaşlarla konuştuk, istişare ettik. Allah'ın izniyle Ramazan'da biz müftülük olarak Ali'nin adına böyle bir iftar yapacağız İnanlı Köyü'nde. Onu da şimdiden Ali'nin ruhu için bunu da ifade etmiş oldum. Tabii dün ben akşam Gümüşhane'de de söyledim, yaptım bir kısa konuşmada. Ali samimi bir arkadaştı, samimi bir dosttu. Bunu nereden anladık? Dün Ali'nin vefatıyla birlikte sosyal medya, Facebook, Instagram yıkıldı. Herkes Ali'nin ne kadar iyi bir insan olduğunu, ne kadar mücadeleci bir ruha sahip olduğunu, ne kadar samimi ve dürüst olduğunu söyledi. Peki Ali'nin parası var mıydı? Yoktu. Normal bir ailenin çocuğuydu. Çok da bu iş için para dökmedi. Ali çok mu zekiydi? Hayır. Ali çok normal bir insandı, hepimiz gibi. Ama Ali yaptığı işi candan yapardı, gönülden yapardı. Cenab-ı Allah da onu bugün gördüğümüz gibi burada, ovanın her tarafından, İskeç'in her köyünden, hatta işte Gümüşhane'nin Sayın Müftümüz, Danışma Kurulu Başkanımız, heyetiyle birlikte bütün danışma kurulu bugün burada. Bu da Ali'nin ne kadar bu azınlık için, ne kadar değerlerimize sahip çıkmak için uğraş verdiğini, çalıştığını, efor sarf ettiğinin bir neticesidir, bir kanıtıdır. Rabbim inşallah Ali gibilerin sayısını arttırsın. Rabbim inşallah Ali'nin bu toplum için, bu millet için, Batı Trakya Müslüman Türkleri ve azınlık insanı için yaptığı bu mücadelenin neticesinde Cenab-ı Allah kendisini cennetinde en güzel bir yerinde ağırladığı kullarından eylesin. Amin. Ozan, evet, Ozan Başkan İskeç Türk Birliği yönetimindeydi Ali. Niye Ozan söz alıyor? Yıllarca Ozan'ın bana ifadesi, cuma günü sabah konuştuk biz. Dedik ya dedi, Ali dedi rahatsız dedi, ne yapacağız dedi. Vallahi dedim başkan ne gerekirse yapalım. O ara İpek kardeşi aradı, konuşuyordu başkanla. Ve orada biz başkanla ne yapılması gerekiyorsa yapalım diye konuştuk. Ama maalesef Ali'yi kaybettik. Bu vesileyle tabii başta kardeşi İpek ve annesi babasına da biz kurum olarak ve çalışma arkadaşlarım adına, İskeç ve Müslüman Türkleri adına da başsağlığımızı da ifade ediyoruz, diliyoruz. Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Amin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet Ali, İskeç Türk Birliği'nin yönetim kurulu üyesiydi. Müftümüz de yönetim kurulu üyesi. Ali'mizi kaybettik. O kadar çok konuşmak istiyorum ki. Akşama kadar konuşabilirim. Eminim burada her birinize bu mikrofonu versem siz de Ali hakkında akşama kadar konuşabilirsiniz. Hep bir şeyler isterdi, evet. Ama kendisi için hiç istemedi. Hep köyü için, toplumu için istedi. İskeç Türk Birliği'nin yöneticisi, DEP Partisi'nin Merkez Yönetme Kurulu üyesi,
köyün mütevellik heyeti başkanı. Kısacası Batı Trakya Türk toplumu için çalıştı. Bizim kurucumuz biliyorsunuz değerli soydaşlar Mehmet Hilmi. Mehmet Hilmi bir öğretmen ve bir gazeteci. Ve İskeçe Türbiye'nin kurucusu, Gümüşe Türk Gençler Birliği'nin kurulması için öncü olan bir insan. Ve bu insan 29 yaşında vefat etmiş. Mehmet Hilmi. 80 kusur yıldan beri onu anıyoruz. 1931'de ölmüş. Ve her zaman merak ederdik. Derdik ki 29 yaşında bir insan nasıl bu kadar çok işler yapabilmiş? Ama işte örneği burada. Ali 33 yaşında ve bakın hepimizi topladı. İki müftü, danışma kurulu başkanı, bütün dernek başkanları, iki milletvekili, belediyeler, hepsi herkes burada. Niçin? 33 yaşındaki bu Ali için. Ve Ali toplumuna hizmet etti. Ve Batı Trakya Türkleri için en önemli, en güzel günde 29 Ocak'ta bizi terk etti, bıraktı. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Biz ondan razıyız. Hakkımız varsa eğer kat kat helal olsun. Ve Allah bize Ali gibi samimi içten ve gönülden olmayı nasip etsin hepimize. Herkese teşekkür ederim. Çok değerli Batı Trakya Türkleri. Ali'yi tanıdığımız ilk günden beri ben şunu söyleyebilirim. Ozan Başkan da iyi bilir. Görev verdiğimiz ilk günden beri davasına aşık bir kardeşimizdi. Gerçekten canla başla çalışırdı. Gerçekten Batı Trakya Türkleri adına, bölgesi adına ve kendisi adına hiçbir şey istememişti. Her zaman bölgesi ve Batı Trakya Türkleri adına bir şeyler istemişti. Biz DEP Partisi'nde görev verdiğimiz sürece canla başla çalışmaya, en iyi şekilde hizmet etmeye bu davaya biz şahidiz. Ve ben ve değerli kardeşim başkanımız Çiğdem Asıfoğlu biz şahidiz. Biz haklarımızı helal ediyoruz. Onun hakkı bizim üzerimizde çoktur. İnşallah o da bize hakkını helal etmiştir. Biz bugün Ali'yi uğurluyoruz. Gerçekten dün Batı Trakya Türkleri için de önemli bir gündü. Önemli bir günde, milli direniş günümüzde Ali'yi kaybettik. Çok üzgünüz ama Ali'yi hiçbir zaman unutmayacağız. Mekanı cennet olsun. Amin. Söyleyecek sözlerimiz bu kadar. Teşekkür ediyoruz sayın başkanlarıma. Tabii burada sonlandırıyoruz. Biraz önce helallik aldı kıymetli müftüm. Tekrar almaya gerek yok. Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. Makamı âli olsun inşallah. Amin. Rahmetiyle muamele ettiği kullarından eylesin. Rıza-i Emine'l-Fatiha.